Topluluğuna üyelik konusunda olumsuz bir gelişme daha yaşandı. Avrupa Birliği üyeleri ülkemizde yaşanan kara para aklamalarının önüne geçilmediği sürece aralarına katılmamızın hayal olduğunu belirtti. Thank you.
üretilen tekstilin tırlarına çifte standart uygulanıyor. Tırlar gümrükten aramaya tabi tutulmadan geçiyor. Bak sen. Öncesini, kapılardan öncesini hatırlamaya çalışın Bilal Hanım. Daha öncesinde bir şey yok. Uyuyordum. Rüya falan? Rüya gördüğümü hatırlamıyorum. Yalnızca annemin sesini duyar gibi oldum. Sesleniyordu. Hemen fırladım. Sonra... Kapılar... Nasıl kapılar? Labirent gibi. Uzun bir koridor. Sonra? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Günaydın abla. Günaydın canım. Şunu taksana. Sen eve geç kalmayacak mısın? Eyvah, geç kaldım bile. Kahvaltı yapmadığın için hanım sultan sana çok kızacak. Geç kalırsam da sanem kızacak. Ben bir an önce toparlanıp çıkayım bari. Mezuniyet töreninde sanemi de görmek istiyorum. Mutlaka gelsin. Tabii ki gelecek. Piraye teyzenin odasını hazırlattın mı hanım sultan? Günaydın demek yok mu? Kusura bakma, acelem var. Soruma cevap vermedin. Hazırlatıyorum. Annemin odasında kalmasını istiyorum. Annemin odası mı dedin? Evet. Hiç öyle şey olur mu abla? Ne dediğinin farkında mısın? O odayı yıllardır açmıyoruz. Teyzem için açacağız. Ne dediğini bilmiyor bu kız. Yine de istediğini yapmaktan başka çaremiz yok. Ama mezuniyet sırasında bir tatsızlık çıkmasını istemiyorum. Hem zaten Piraye teyzemin gelmeyeceğinden de eminim. Mektubunda geleceğini yazmış ya. Bu geleceğini yazdığı kaçıncı mektup? Bana kalırsa Piraye teyzem yine gelmeyecek. Ve ben onu hiç göremeyeceğim. Böyle konuşma Şeyda. Bunu dert ettiğim yok zaten. Her neyse, benim de Aslı'ya gitmem lazım. Ne alıp veremediğim var şu uyumu salla anlamıyorum. Daha ne olsun Bildan, şuna bak. Güya kara para aklayanların başında geliyormuşum. Kumarhaneler kapandı, adam hala benimle uğraşıyor. Sakin ol, yazıyı ben de okudum. Madem okudun, nasıl sakin olmamı bekleyebilirsin? Bak canım, Uğur Ünsal her gün yazı yazıyor. Yazdığı her yazıda birilerinden söz ediyor. Söz etmiyor, karalıyor. Her neyse, söylediğim gibi yazıyı okudum. Ama seni özellikle suçladığını ya da senin deyimine karaladığını sanmıyorum. Dikkat ettiysen yazıda bütün eski kumarhane sahiplerinin adı seninle birlikte geçiyor. Bu neyi değiştirir? Benim de adım geçiyor ya. Hadi büroya gidelim de sakinleş biraz. İnanır mısın, bir ara Uğur Ünsal'ı öldürmeyi bile düşündüm. Yok daha neler. Şimdi söyle bakalım, törene geliyorsun değil mi? Çok üzgünüm ama gelemeyeceğim. Yapma lütfen Sanem. O tarihte Ankara'da görüşmem var. Lütfen Şeyda'dan benim için özür dile. Bu tören Şeyda için çok önemli. Biliyorum ama Kuşadası'ndaki otel için görüşmem var. O iş oldu mu? Galiba. İnanmıyorum, yeni bir otel daha. Evet Salih. Rahatsız ettiğim için özür dilerim Bildan Hanım. Hoş geldin baba. Merhaba. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Yakında Sanem'i cinayet zanlısı olarak savunabilirsin baba. Uğur Ünsal'ı öldürmeye karar vermiş. Nedir durum? Tırın hazırlandığını haber verecektim efendim. Başka bir emriniz var mı?
Yüklemeden önce ambalaj kontrolü istemiştim. Almanya'ya gönderdiğimiz mallardaki ambalaj hatalarını unutmayın. Hassasiyetinizi anlıyorum efendim. Bütün kutular tek tek gözden geçirildi. Gerçi bu biraz zaman aldı ama hiçbir ambalaj hatamız olmadığını gördük. Çok iyi. Memnun oldum Salih. Merak etmeyin. Her şey yolunda gidecek. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz efendim. Tır bu durumda hemen yola çıkıyor, öyle mi? Teşekkür ederim. İyi ki Salih var baba. Sen onu fazla tanımazsın ama burada benim en büyük yardımcım. Evet. Güzel kızım benimle bir öğle yemeği yer mi acaba? Ne yazık ki Sanem'e sözüm var ama bize katılabilirsin. Bir avukatın vekiliyle yemek yemesini engelleyen bir kanun yok değil mi? Biliyor musun baba? Sanem'in Kuşadası'ndaki otel işi olmuş. Öyle mi? Çok sevindim. Yükleme işimiz tamamdır. Sağ olun arkadaşlar. Hadi. Biz Kazım'la etiketleri yapıştıracağız. Siz gidebilirsiniz. He! Şoföre söyleyin, yarım saat sonra gelsin. Adamları hiç yollamayacaksın sandım. Her şey hazır mı? Hazır olduğunu görmüyor musun? Aksilik istemiyorum. Ben senden emir almıyorum. İşler ters giderse kimden emir aldığını görürsün. Kızınızın üniversite birincisi olmasından gurur duyuyorsunuzdur herhalde. Bir tur anneye yakışacak şekilde mezun oldu. İş yerimde odasını bile hazırlattım. Bunu daha önce konuşmuştuk baba. Şeyda Vildan Tekstil'in ortaklarından ve iktisat mezunu. Avukatlık bürosunda işi yok. Siz her gün görüşüyorsunuz ama ben neredeyse hiç göremiyorum. Ara sıra bize uğrasan görürsün. İşlerimin ne kadar yoğun olduğunu biliyorsun. İşlerin mi? Ben senin neden bize gelmediğini biliyorum. Sanem'in de bunu tahmin ettiğine eminim. Ben mi? Babamın hanım sultanı hiç sevmediğini sen de biliyorsun. Sevmediğimi söylemedim. Yapma baba. Birbirinizden nefret ettiğiniz o kadar açık ki. Abartıyorsun. Ben sadece senin ve kardeşinin onu gözünüzde fazla büyüttüğünüzü düşünüyorum. Haksızlık etmeyin İlhan Bey. Onlara annelik etmiş bunca yıl. Annem gibi. Ama annem değil. Senin gitmene gerek kalmadı sana. Bak öldürmen için o geliyor. Aa, bu ne hoş bir rastlantı bu. Sanem Hanım'ın sizinle aynı fikirde olduğunu sanmıyorum. Genellikle yemek yerken rahatsız edilmekten pek hoşlanmam. Yazdıklarımı tekzip ettiğinizi hatırlamıyor musun? Yazdıklarınızdan çok sert üslubunuz düşündürücü Uğur Bey. Ne demek yani? Yazdıkları doğru mu? Bulunduğum yere gelene kadar neler çektiğimi siz tahmin bile edemezsiniz. Ve bunu bir çırpıda yok saymanızı kabul edemem. Üstüme gelmeye devam ederseniz pişman olursunuz. Tehdit öyle mi? Yazarsınız. Adını siz koyun. Ha bu arada Kuşadası'ndaki otel hayırlı olsun. Müsaadenizle. Yaptığınızı beğendiniz mi? Ben bu tür sahnelere alışayım. Oh, hoş bir rastlantı oldu ama gitseniz iyi olacak. Zaten fazla kalmaya niyetim yok. Bu arada tırlarınız gümrükten transit olarak geçiyormuş İlhan Bey. Afiyet olsun. Bir baksan iyi olacak.
tavrını gördün değil mi? Büyütüyorsun. Yemin ederim öldüreceğim bu herifi. Abartma lütfen. Bakıyorum onun tarafındasın. Orada mı hala? Gitti. Hadi. İlan Turanlı. Benim, Perihan. Ne istiyorsun? Kes sesini de dinle. Piraye'den bir mektup daha geldi. Mektup mu? Törene gelemeyecekmiş. Gelemeyecek mi? Bundan Vildan'ın haberi var mı? Yok. Çok iyi, o zaman olmasın. Ama... Olmasın dedim o kadar. İstersen bütün gerçeği Vildan'a anlatayım, ne dersin? Allah kahretsin seni. Merhaba Piraye. Anlayışın için teşekkür ederim. Böylesi Vildan için çok daha iyi olacak. Merhaba. Seni daha sonra ararım. Hoşçakal. Merhaba Murat Bey. Hazırlanıp lütfen salona gelin. Burada buluşmamız gerekmezdi. Gazetenize gelip Uğur Ünsal denen o şarlatanla karşılaşmak istemedim. Canınızı sıkacak bir şey mi yaptı? Gazetenizde çıkan yazıları sakın okumadığınızı söylemedim. Sizin hakkınızda bir şey çıktığını hatırlamıyorum. Henüz çıkmadı. Ama çevremdeki pek çok insanı rahatsız eden yazılar yazıyor. Uğur biraz serttir ama iyi bir gazetecidir. Bu beni ilgilendirmez. Meydanı haddini bilmezlere bırakırsak başımız ağrır. Çizmeyi açtığını mı düşünüyorsunuz? Yeni Haber gazetesi büyük bir gazete. Fakat Uğur Ünsal oraya yakışmıyor. Kendini ilgilendirmeyen konularla uğraşıyor. Ne gibi? Gazetenizde benimle ilgili bir yazı yazmaya hazırlanıyor. Ondan haberiniz yok muydu? Hayır. Kendini çok güçlü sanıyor. Yazılarında beni kullanmak istemesi gazeteniz adına büyük talihsizlik. Hakkımda tek satır çıkacak olursa almayı düşündüğünüz teşviki unutun. Uğur Ünsal kim olursa olsun sonuçta sizin bir çalışanınız. Onu dizginlemek size düşer. Haklısınız tabii. Sizinle çıkarmayı düşündüğümüz yeni gazete projesinin suya düşmesini de istemezsiniz değil mi? Endişelenmenize gerek yok. Ben gerekeni yapacağım. Bunu duyduğuma sevindim. Sanırım sıcak bir duş ikimize de iyi gelecek. Uğur Ünsal diploma törenine gelecekmiş, inanamıyorum. Doğrusu ben senin kadar ilgilenmiyorum. Çünkü senin gazeteci olmak gibi bir niyetin yok. Söylentiye göre okul birincisine diplomasını o verecekmiş. İyi, diplomanı onun elinden alırsın. Okul birincisi sensin, bunu unuttun mu? Hiç belli olmaz, notlar daha asılmadı. Hocam notlar ne oldu? Notları yetiştiremedik çocuklar. Neden hocam? Artık tören günü öğrenirsiniz. Peki hocam. Nazan bir dakika gelir misin? Buyurun efendim. Korkma seni daha fazla tutmayacağım. Yarın için senden bazı istediklerim var, not alır mısın? İhracat yapan bütün şirketlerin listesini... ...ne tür ürünler ihraç ettiklerini ve hangi yollarla bunu gerçekleştirdiklerini öğrenmeni istiyorum. Yalnızca ihracat yapanları mı? Evet, özellikle de Vildan Tekstili. Kusura bakma. Buraya geldiğinde sadece sekreterlik yapacağını sanıyordum. Ama korkarım sana gazetecilik yaptırıyorum. En kısa zamanda bir asistan alıp seni bu dertten kurtaracağım. Önemli değil efendim. Elimden geldiğince istediklerinizi yerine getirmeye çalışacağım. Sevinirim. Ben gidiyorum. Sen de çıkabilirsin.
Uğur. Heyecanlı görünüyorsun. Ha, senle biraz konuşalım mı? Bir terslik mi var? Terslik falan yok. Yazıların her zamanki gibi çok iyi. Ama gereğinden fazla sert. Ben öyle düşünmüyorum. Düşünsen iyi edersin. Hakkında yazdığın adamlar sağlam pabuç değil. Öyle olsalar haklarında yazı yazmazdım. Üstelik yazdığım her cümleyi belgeliyorum. Yalan ya da fazla hiçbir şey yazmadım. Biliyorum. Bugüne kadar yazdığın hiçbir şey tekzip edilmedi. Ama ben senin can güvenliğinden endişe ediyorum. Merak etme, kötülere bir şey olmaz. Sürekli tehdit mektupları alıyorsun. En azından koruma isteyebiliriz. Unut bunu. Tuvalete bile peşimden gelecek adamlara ihtiyacım yok benim. Bu inadın o kadar yersiz ki. Ne o? Tehdit mektuplarını ağzında mı taşıyorsun artık? Bir davetiye mezun olduğum fakülteden. Bu yılki diploma töreninde konuşma yapmamı istiyorlar. Yine katılmayacaksın tabii. Bu törene katılmayı düşünüyorum. Yani konuşacaksın. Evet. Ben de geleyim o zaman. Seni yalnız bırakmaya gelmez. Uğur. Nüfuzlu insanlar hakkında emin olmadığın şeyleri yazmasan iyi olur. Zaten böyle bir şey yapmana da izin veremem açıkçası. İyi akşamlar. Bakıyorum keyfine diyecek yok. Nasıl keyifli olmam abi? Diploma törenim 3 gün sonra. Mezun olduğunda ne oldu? 4 koca yıl kaybettin. Seninle de hiç konuşulmuyor. Seni üzmek için söylemedim. Ama haklıyım. Bu 4 yılda sanki sana yük olmuşum gibi konuşuyorsun. Öyle bir şey söylemedim. Söyleyemezsin ki zaten. Kendi çabamla burs kazanmasaydım zor okurdum. Paraya ihtiyacın oldu da vermedin mi? Senin paranı istemem. Nereden kazandığını bile bilmiyorum. Vildan Tekstil'le çalıştığımı bal gibi biliyorsun. Vildan ablanın verdiği paranın senin kumarına bile yeteceğini sanmıyorum. Artık oynamıyorum. Eve geç geldiğin zamanlar kumardan döndüğüne eminim. Benimle böyle konuşamazsın. Konuşurum sevgili abim. Bu evi kumarda kaybettin. Hatırasını hiçe sayıp annemden kalan bileziği kumar için sattın. Ama şimdi satacak hiçbir şeyin kalmadı. Aslı, lütfen. Pekala. Daha fazla keyfimin kaçmasını ben de istemiyorum. Törende bunu mu giyeceksin? Başka elbisen mi var? İstersen bir tane alalım. Senin parana ihtiyacım yok. Söylediğim şeye bak. Tabii ki zengin arkadaşın Şeydan'ın alacağı elbiseyi tercih edersin. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bunu giyeceğim o kadar. Tamam, tamam. Bir şey söylemiyorum. Ben çıkıyorum. Bu saate nereye? Daha yeni geldin. Sana hesap verecek değilim. Ama ben sana hesap vermek zorundayım, öyle değil mi? Bana ters cevap verme. Efendim. Ama efendim, nasıl olur? Peki efendim. Tabii. Hemen. Allah kahretsin. Neler döndüğünü anlatmayacak mısın? Soru sormayı bırak da daha hızlı gitmeye bak. Son hızla gidiyorum zaten. İnşallah yetişiriz. Her ne olursa olsun haberim olacak Salih. Kes sesini be. Konuşacak mısın, konuşmayacak mısın? İndi şu silahı. Uğur Ünsal denen soytarı başımıza bir çorap ördü. Hepsi bu. Uğur Ünsal mı? Bu da ne demek şimdi? Fazla vaktimiz yok. Çalıştır arabayı. Geç kalmayalım. Yolda anlatırım. Ekmeğime taş koyanları yaşatmak hiç adetim değildir. Biri ona bu alemin kurallarını öğretmeli.
Özür dilerim, çok geç kaldım. Gelmeyeceksin sandım. Seni çok özledim canım. Odamıza çıkalım. Yemekte rol yapmak beni öyle yordu ki. Yorulan sadece sen değilsin. Vildan'a karşı oynamak beni de çok... Bir ara aramızdaki ilişkiden haberi var diye çok korktum. Hiç sorma. Galiba gizli aşk yaşamak için ikimiz de yaşlandık. Senin ağzına yaşlılık sözü hiç yakışmıyor. Ne tuhaf. Bir sıra otelim olduğu halde... ...sevgilimle bu kuytum otelde buluşuyorum. Kuşadası'ndaki otelde bir pürüz çıkmayacak değil mi İlhan? Şimdiye kadar herhangi bir işi eksik yaptığımı gördün mü? Görmedim. Ama dün o adam otelden bahsedince kuşkulandım. Sence nereden öğrenmiş olabilir? Bilemiyorum. Ama bundan sonra o adamın ayaklarımıza dolanmayacağından emin olabilirsin. Sen mi şeytansın? İltifat ediyorsun. Seni güldürünce kendimi çok genç hissediyorum. Kendine haksızlık etme. Sen tanıdığım en genç insansın. Vildan Hanım, bu ziyaretiniz neye borçluyum? Nedenini biliyorsunuz. Yoksa siz de mi beni tehdit edeceksiniz? Sadece babama ve bana yönelik iddialarınızın nedenini öğrenmek istiyorum. Söylediklerim gayet açık. Yurt dışına çıkan tırlarınız hiçbir aramaya tabi tutulmadan gümrük kapılarından transit geçiyormuş. Bunun ne sakıncası var? Bu sayede ihraç ürünlerimizi zamanında ulaştırıyoruz. Buna hiçbir itirazım yok. Ama öteki şirketlere haksızlık yapıldığını düşünmüyor musunuz? Bazı tırlar gümrük kapılarında günlerce, hatta haftalarca bekletiliyorlarmış. Onlar da bekletilmesin. Bu işlerimizi engelliyor. Ne yazık ki onların İlhan Turanlı adında nüfuzlu bir babaları yok. Türkiye'nin tekstil ihracatının yarısını tek başına gerçekleştiren saygın bir kuruluşu karalamakla elinize ne geçecek? Kafama takılan sorulardan biri de bu. Küçük bir şirket 6 yıl gibi kısa bir sürede nasıl oluyor da bu kadar büyüyebiliyor, anlam veremiyorum. Lütfen açık konuşun. Şirketi paravan olarak mı kullandığınızı düşünüyorsunuz? Ben böyle bir şey söylemedim. Bunu siz söylüyorsunuz. Yazılarınızı zevkle okurdum Uğur Bey. Ama insanları karalamaktan öte bir anlam taşımıyorlarmış. Yazık. Bakın Vildan Hanım. Çok kısa bir sürede bir tekstil imparatorluğu kurdunuz. Üstelik imtiyazlı tırlarınız her türlü kaçakçılığa elverişli bir ortam yaratıyor. Bir gaz yolu... Kaçakçılık mı? Demek bundan şüpheleniyorsunuz. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Ben Vildan Turanlı. Şu anda neredesiniz? Peki, iyi yolculuklar. Emniyet mi? Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Şu anda İstanbul Edirne Karayolu'nun 95. kilometresinde seyreden 34 ALC 86 plakalı Vildan tekstile ait tırla yurt dışına kaçak mal sevkiyatı yapılıyor. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Sonucu hep birlikte göreceğiz Uğur Bey. Bekliyoruz başkomiserim. Tır az sonra burada olur, tamam. Beklediğimiz tır bu olmalı komiserim. Sen bir bak hadi. Buyurun memur bey, bir sorun mu var? Neden durdurdunuz? Hakkınızda bir ihbar aldık. Tırı arayacağız. İhbar mı? Ne ihbarı? Hoş geldiniz Şeyda Hanım. Şöyle buyurun, hemen Gönül Hanım'a geldiğinizi haber vereyim. Geldim bile, şeref verdiniz Şeyda Hanım. Mezuniyet tereninde giymek için kıyafet bakacaktım. Buyurun, mağazam emrinizde. Giyeceğim giysiyi arkadaşım seçecek. Ne dersin? Güzel ama ben daha sade bir şey düşünmüştüm. O halde burada beğendiğim bir şey yok. Vitrinde gri bir elbise vardı, onu görebilir miyiz? Ha, çok
Çok güzel oldun aslında. Beni oyuna getirdin. Sana başka türlü giysi almam mümkün değildi ki. Eski kıyafetimle idare edebilirdim. Beni kırıyorsun ama. Hadi, tören başlamak üzere. Hani Uğur Ünsal'ı görmek için sabırsızlanıyordun? Pirayet teyzem gelmemesi çok garip. Belki uçak kaçırmıştır. Buna sen de inanmıyorsun herhalde Hanım Sultan. Şeyda haklıymış. Biz teyzemi hiç göremeyeceğiz. Oralardan gelmesi kolay değil. Londra'ya gittiğimde bile göremiyordum ki. Her defasında başka bir yere gitmiş oluyor. Babam hala gelmedi. Yetişemezse Şeyda onu affetmez. Merak etme. İlhan Bey böyle günleri kaçırmaz. Ondan hep iğrenici söz ediyorsun. Birbirinizden nefret mi ediyorsunuz? Yok. Bunu sen uyduruyorsun. Bak işte baban geldi. Merhaba yavrum. Herkes burada. Yetişemeyeceğim diye çok korktum. Murat Bey'e bir merhaba demek istiyorum. Merhaba. Sizi burada göreceğimi hiç sanmıyordum. Uğur'u bir konuşma yapması için çağırdılar. Onu dinlemek için buradayım. Umarım kendisiyle konuştunuz. Merak etmeyin. Baba. Ah. Hoş geldin. Kızım Şeyda. Bölümü birincilikle bitirdi. Oo, desenize diplomasını Uğur'un elinden alacak. Siz de geç kalmayın. Tören başlamak üzere. Hadi başlayalım. Uğur Ünsal hala gelmedi ki. Onunla ne işin var senin? O da gelecekti. Neyse daha fazla vaktimiz kalmadı. Kıyafetin çok yakışmış. Saygıdeğer konuklar, törenimize hoş geldiniz. Bu mutlu günümüze okulumuzun eski mezunlarından ünlü gazeteci Uğur Ünsal'ı da davet etmiştik. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle gelememiştir. Ay yanılmışım işte geliyor. Yahu nerede kaldın? Yazımı doldurmuştum. İstifamesi bu masanın üzerinde. Teşekkür ederim. İşte yıllardır beklediğiniz, özlediğiniz gün geldi. Bugün karşımda gülümseyen yüzlerinizi görünce... ...ister istemez ben de kendi mezuniyet günümü anımsıyorum. Ve doğrusu zamanın bu kadar hızlı akıp geçişine şaşıyorum. O törende rektörümüz bir konuşma yapmıştı. Hiç unutmadığım cümlesi şudur. Hepiniz burada olgunlaşır ve kalbinizden birer parça koparıp bırakıp gidersiniz. Bu konuşmadan sonra kalbimin de bir parçasının hep burada, bu kürsüde, sizlerin içinde attığını hissettim. Bizden öncekilerin, sonra bizlerin, şimdi de sizlerin koparıp bıraktığınız parçalardan kocaman bir yürek oldu üniversite. Mezun olurken bizi besleyen o yüreğin sesi hep kulaklarımızdadır. Özgür bir ülke. İnsanca bir yaşam. Herkesin kardeşçe yaşadığı bir dünya. Buydu peşine düştüğümüz değer. Peşine düştüğümüz ve uğrunda bazen yenik düştüğümüz. Nice can dostlarımızı yitirdik o yol boyunca. Kimi yorulup döndü, kimi vurulup öldü. Onlar şimdi yüreğimizi kanatan birer ok gibi. Suç bizde değildi. Suç bizi karanlığa gömenlerdeydi. Ve onlar, karanlığın güçleri korktular bizden. Ceketimizin iç cebinde sessizce duran bir tükenmez kalem korkuttu onları. Bir küçük kalem neden bu kadar ürkütür ki insanı? Kalbimize yakın durduğu için mi? Yazdığımıza kalbimizin sesini yansıttığı için mi?
Onun için mi kurşunlarken kalbimize nişan alırlar? Yüreğimizle birlikte kalemimizi de susturmak için mi? Ama gördüğünüz işte susmadık. Aydınlık bir yarına olan inancımızı asla kaybetmedik. Umudumuzu bir an olsun yitirmedik. Burada yüzlerinize bakınca bunun boşuna bir umudu olmadığını görüyorum. O yürek bugün sizlerde çarpıyor. Ve sizin kalemleriniz yazacak yarının sevda şiirlerini. O yüzden ben de bugünü bekliyorum. Yarının umutlarını sizlerle paylaşabilmek, özgür ve temiz bir ülke mücadelesinin bayrağını sizlere devredebilmek için. O yüzden bugün en az sizler kadar heyecanlıyım. Bazen geriye dönüp bakınca çektiğimiz sıkıntıları, katlandığımız eziyetleri hatırlıyorum ve değer miydi diye soruyorum kendime. Yanıtım bugüne dek hiç değişmedi. Evet, değerdi. Kalbim ve hemen onun üzerinde duran kalemim hep sizlerle ve sizlerden yana olacak. Yolunuz açık olsun. Sizi hemen bırakmayacağız. Okul birincimizin diplomasını sizin elinizden almasını arzu ediyoruz. Memnuniyetle. Sayın konuklar, Uğur Ünsal şimdi de okul birincimizin diplomasını verecek. Birinci olan öğrencimizi sahneye davet ediyorum. Fakülte birincimiz Aslı Erman. Evet Aslı Erman, sizi kürsüye bekliyorum. Hadi, herkes seni bekliyor. Kutlarım Aslı Erman. Çok teşekkür ederim. Ah hocam. Güzel bir konuşmaydı Uğur Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Başarılar. Uğur. Bilgan'ın tırlarınızın temiz çıktığı haberini aldım. Uğur. Seninle biraz konuşalım mı? Lütfen Uğur. Bana haksızlık ediyorsun. Yarın gazetede konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Uğur Bey,